Efendim genetiğiyle oynanmış bir siyaset bunların siyaseti diyor. Türkiye'deki muhaliflere Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyor daha çok. Gürsel Tokmakoğlu karşımızda efendim. Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu'na hemen İdlib'de yaşananların arkasında kim var diyelim. Günaydın, kolay gelsin Sayın Tokmakoğlu. Yayınımıza hoş geldiniz. İdlib neden sürekli bombalanıyor? Orayı Müslümansızlaştırmak, orayı boşaltmak mı istiyorlar? O bölgede öteden beri radikal terör unsuru denilen HTŞ dahil El-Kaide'den kalma unsurlar ve değişik yerlerden işte Çin'den, Rusya'dan vesaire yerlerden getirilen radikaller var. Bu radikaller tabii aileleriyle burada yaşıyorlar ve kemikleşmiş bir şekilde halkın arasına da geçmişler. Burada vergi topluyorlar. Buradaki hatta Türkiye'ye yakın yerlerde de böyle. Gümrük kapılarından gelirleri elde ediyorlar. Neredeyse bu bölgede kendilerine bir yaşam alanı kurmuşlar gibi gözüküyor. Tabii bu buradaki rejimin bölgede bulunan ve istikrarı sağlamak üzere davetli bulunan Rusya ve İran'ın işine gelmiyor. Halihazırda terörü buradan temizlemek herkesin de görevi. Bu bölgede bilindiği gibi Türk askeri de çeşitli noktalarda bulunmakta ve hatta an itibariyle bir bölgeye İran, Rusya ve rejim güçlerinin yaptığı harekat neticesinde bir askeri birliğimizin etrafında da çatışmalar sürüyor. Şimdi buradaki esas mesele radikal terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz derken hedef gözetmeksizin ağır silahlarla saldırıların yapılmasıdır. Yani burada bir teröre karşı gayri nizami harp usullerinin tatbik edilmesi beklenirken bunu yapmayan güçler, işte bildiğimiz bu güçler büyük bir şekilde bombardıman uçaklarla, tanklarla, toplarla. Şimdi böyle olunca siviller de tabii zarar görmüş oluyor. Sivillerin zarar görmesi buradan hareketlenmelerine ve kuzeye doğru sınırımıza doğru gelmelerine sebep oluyor. Hava şartları gayet kötü ve bu bölgede de büyük bir göç dalgası oluşturma potansiyeli yüksek. Dolayısıyla Türkiye de diyor ki bunu hem burada birlikte Astana Soçi zirvesi çerçevesinde çalıştığı İran ve Rusya'ya hem de Avrupa ülkelerine bu işi çözelim diyor. Bu noktada tabii faaliyetler yoğunlaştırılmış durumda. Efendim tabii siz çok güzel ifade ettiniz. Teröristle ve terörle mücadele ediyoruz derken yani o görüntü sahnede iken arkasında siviller bombalanıyor ve oradan sivillerin göç edilmesi de böylelikle sağlanmış oluyor değil mi? Tabii ki öyle. Sivillerin burada zarar görmemesini sağlayacak herhangi bir planları yok. Esasında tabii bir Türkiye heyeti çalışmalar yürütüyor şu anda. Belirli bir plan olsun isteniyor. Yani bu plan olup da aslında tabii bombalanmanın kesilmesi şeklinde mi olur? Başka mı cereyan eder? Bunu yetkililer ifade ederler. Ancak 8 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak Putin ve Erdoğan arasındaki toplantıda da gündem maddelerinden bir tanesi bu. Diğeri de Libya olacak. İdlib meselesinde aslında bakarsanız İdlib meselesi bir şekilde çözülürse Suriye'deki Cenevre'ye giden görüşmelerin önü de açılmış oluyor ki orada Cenevre'de çalışmalar 31 Ekim tarihinde başlamıştı. O faaliyetlerin bir şekilde arka planını da oluşturuyor buradaki hadiselerin önlenmesi. Dolayısıyla hem diplomatik bakımdan önemli hem insani kaygıları çok yoğun bir bölge. Hem de işte burada bir Rusya'da bir heyetimiz var. Dair. Rusya'da temaslar yapıyorlar. Rusya'nın bu konudaki kafa karışıklığı mı acaba içinde bulunduğu durum yoksa başka bir film mi var Rusya'da? Bana göre kafa karışıklığı değil ama yani şurada şöyle Rusya'nın burada çok büyük bir gücü yok. Yani bilindiği gibi hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, radar veya işte yerden havaya füzelerin, tesislerin idaresi ve danışmanlar var. Ve askeri polis bulunuyor. Esas itibariyle
Rejimin de gücü çok yoğun değil. Yani rejim gücünü kaybetti ve hapishanelerden salıverdiği anlaşmalı insanları tekrar askere aldı. Bunlar nitelikli insanlar değiller. Şimdi burada ellerinde silah mevcut ama o silahı kullanacak insanlar ve terörü buradan temizleyecek yetenekte insanlar yok. Hani Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar ciddi olduğunu, şehir içlerinde ne kadar ciddi çalışıldığını biliyoruz. Onunla mukayese edilsin diye söylüyorum bunları. Bu işi bu şekilde becermenin bir yolunu bulmuşlar ama bu tamamıyla bombalamaya dayanıyor. Yani bu insan haklarına da uygun değil. Dolayısıyla sanki çaresizlik gibi diyebilirim Erkan'da. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.